İyi akşamlar arkadaşlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun son bölümüyle birlikteyiz. Bununla birlikte bu kanunu kapatıyoruz. Bu bölüm biraz yarıda kaldı. 10 sorudan oluşmakta. Bu kadar oldu. Bundan sonra da Cumhurbaşkanlığı kararnamesine devam edeceğim inşallah. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk sorumuz, devlet memurları herhangi bir greve katılabilirler mi? Cevabımız, devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları yasaktır. Devlet memurları herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekleyemez veya teşvik edemezler. İkinci soru, devlet memurları esnaf sayılabilecek bir ticari faaliyette bulunabilirler mi? Memurlar Türk Ticaret Kanunu'na göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz. Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz. Ticari mümessil veya ticari vekil veya kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç. Yani çalıştığı kurumun bir ortaklığı varsa onu temsilen gidebilir ama kendi adına temsil edemez. Üçüncü sorumuz, memurlar mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açabilirler mi? Açamazlar. Şimdi siz de benim gibi aynı soruyu soruyorsunuzdur. Bu yasa varken doktorlar nasıl muayenehane açabiliyorlar idi? Ya da mühendisler nasıl büro açabiliyorlar idi? Kafamda bu soru deli sorular devam ediyor. Gerçi şu anda hem devlette hem orada çalışma imkanı pek yok ama bir zamanlar vardı. Bu yasa varken de vardı. Dördüncü soru, gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yüksek öğretim kurumlarında çalışabilirler mi? Çalışamazlar. Yine burada aklımda bir soru var. Fikri olan varsa yazsın. Hani en yakından kendimizle ilgili söyleyeyim. Öğretmenler ne yapabiliyorlar? Özel okullarda, özel kurumlarda 8 saate kadar derse girebiliyorlar. Acaba bu kanunla çelişmez mi? Gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yüksek öğretim kurumlarında çalışabilirler mi? Bizim de çalıştığımız okullar özel okullar değil midir? Ben de bir yıl çalışmıştım. 8 saat derse girmiştim haftada. Bu kanunun neresinde bunu çözemedim. Fikri olan varsa yazsın yoruma. Beşinci soru. Memurlar üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurullarına üye olabilirler mi? Evet, olabilirler. Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleriyle özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır. Yani diğerlerine olamadıkların gibi burada öyle bir şey yok. Burada üye olabiliyorlar arkadaşlar. Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar ne yapmalıdır? Evet. Bu durumu 15 gün içinde bağlı bulundukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Eşiniz ya da çocuklarınız yasaklı bir kuruma üye ise veya yanlış bir işi varsa sizin bildirmeniz gerekiyormuş. Yedinci soru, devlet memurları doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye isteyebilirler mi? Ve görevleri esnaf sırasında olmasa dahi menfaat sağlamak amacıyla hediye kabul edebilirler mi? Veya iş sahiplerinden borç para isteyip alabilirler mi? Cevabımız hayır. Hediye isteyemezler, hediye kabul edemezler, borç para isteyemezler ve borç para kabul edemezler. Sekizinci sorumuz, hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye kim yetkilidir?
Kamu görevlileri etik kurulu yetkilidir arkadaşlar. Dokuzuncu soru, devlet memuru denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlayabilir mi? Sağlayamaz. Devlet memurları kendi işiyle ilgili hiçbir menfaat sağlayamaz. Son sorumuz, devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar açıklayabilirler mi? Açıklayamazlar arkadaşlar. Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış olsalar bile yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır. Yani televizyona, medyaya demeç veremedikleri gibi gizli bilgileri de izin olmadan açıklayamazlar. 657'yi bu şekilde bitirmiş olduk. Bana katılmış olduğunuz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.